Herkese selam dostlar. Biliyorsunuz 8 Ağustos tarihinde Yıldız Kasma etkinliği başlıyor. Şu şekilde bu etkinliği kısaca özetleyeyim. Şimdi 48 saatte bir 40.000 puan yaparak bir kademe ilerliyorsunuz. Bir yıldız alıyorsunuz ve toplam o yıldızlardan yanılmıyorsam 10 tane almanız gerekiyor. Aracı alabilmek için. Alıp satabilmek için diyelim. Daha sonra aynı şekilde gemide, tankta bunlarda da yıldızlar mevcut oluyor. Ve toplam eğer hepsini yapayım derseniz yaklaşık olarak bir 30 yıldız yapmanız gerekiyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı doğuyor. Şimdi mesela uçağı yapacağınız diyelim. Uçakta 40.000 kastınız. Ondan sonra tankta da 40.000 kasmanız lazım. Ve gemide de 40.000 kasmanız lazım. Toplam yani 120.000 bir puan kasmanız lazım. Bu puanlar da rank 3 üstü araçlarla yapılabiliyor. Savaşa giriyorsunuz. Tab tuşuna bastığınız zaman tabloda böyle bir yıldız işareti var. O yıldız işaretinden puan arttırmanız lazım. Genellikle tank, gemi bunlar kolay yapılıyor. Uçakta bomba atarak şey yaparak onu o şekilde kolay yapılıyor. Bu videoda ise bu etkinliği daha detaylı olarak anlatmayacağım. Sadece etkinlikte gelecek olan araçlara bir ön izleme yapalım dedim. O yüzden kısa tadımlık bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler. İlk olarak Su-25 BM modeline bakalım. Hemen açıyorum o aracı. Şöyle bir karşımıza gelsin. Evet. Kazakistan Su-25'e. Bir tane daha Türk aracı olmuş oldu oyunda. Şaka bir yana bildiğin Su-39. Zırh değerlerine baktığınız zaman biliyorsunuz Su-25 modelleri. Zırhlı. IL-2'lerin ataları. IL-2'leri ataları hatta bu uçakların. Önde 57 mm kurşun geçirmez cam var. Aynı bu şekilde. X-ray zaten bildiğin Su-39. Ama şöyle bir güzelliği var bunun. Modifikasyonlara baktığın zaman şurada R73'leri görüyorsunuz, 2 adet. Yaklaşık 40 G'lik roketi var ve maksimum speed 2.5 Mach. Hem hızlı hem G kuvveti olarak da bayağı bir dayanıklı. Zaten bombalardır, şeydir. Bunlarla rahat rahat, şöyle söyleyeyim ben size, bu aracı alıp etkinliği yapıp tılsım basarsanız gelecek olan ağacı rahatlıkla kasabilirsiniz. Ben Rus ağacın gelecek diye tahmin ediyorum. Zaten başka bir ağaca gelmeyebilir. Oradan rahatlıkla kasabilirsiniz. Bir daha bildiğimiz Su-25'lerden veya Su-39'lardan bildiğiniz mühimmatlar var. Gene potları falan burada, şeyleri burada. Bunun ekstradan hoşuma giden özelliği ise R73'leri. Şimdi buna bir test sürüşü yapalım. Tabii araç stok olduğu için detaylı bir test sürüşü olamayacak. Bunu etkinlikte ancak açtığımız zaman bir yaparız. Şu an stok olarak tanklar, bombalar filan, R60 MK'lar filan var. Direkt böyle bir başlatalım biz testi. Bir bakalım nasılmış. Yani War Thunder'da bir tane daha Türk aracı olmuş oldu. Kazakistan. Şimdi gidelim. Kokpiti zaten böyle. Klasik. Şu an R60 MK'lar var, 2 adet. Artık onları da şöyle söyleyeyim, modifikasyonları açıp o R73'leri falan alırsanız bayağı bir fayda olur. Yanlış bilmiyorsam ya attığınız hedef flare atsa bile %50 ihtimalle vurma ihtimali var. 40 G'den kaçmanız zaten kolay değil. Güzel bir roket olacak. Şimdi uçuşa falan her şeyine baktığınız zaman bildiğiniz Su-39. Büyük ihtimalle motor değerleri falan da aynıdır. Bir karşılaştırmak gerekebilir. Ama şu an benim test ederek anladığım aynı. Şöyle havada ne varmış? O var. Buna bir roket atalım. O kaçta şu an bilmiyorum. Güzel. Ya uçak etkinliğini kaçırmayın derim. Uçak yıldızını mutlaka kasın. Bir başka nesine bakabiliriz bu aracın. Ya yapı olarak zaten fazla bir değişiklik yok. Ama bedavadan etkinliği yaparak Su-39 almış oluyorsunuz. Öyle düşünün bir de. Şöyle bir gel.
1100'e kanat kırıyordu normal Su-25'ler falan. Bu da 1100'e kırar diye tahmin ediyorum. 1060'da falan kırdı. Şimdi hangara dönüp diğer bir araca bakalım. Bu videoyu kısa kısa tutacağım. Daha sonra detaylı bir inceleme yaparız. Şimdi diğer aracımıza geçelim. Diğer aracımız neymiş? CTCV. Şunu bir açalım. Şuna da bir bakalım hatta modifikasyonları ne var. DM33 var. Gayet güzel. VRCC gibi düşünebilirsiniz bunu. Zaten hafif araç. Maksimum hızı neymiş bunun? 100 km hıza çıkıyor maksimum. Ve diğer özellikleri. Ve yeniden yükleme hızı 5 saniye. 5 saniyede bir 105'lik topla rakibe çakıyorsanız kılıcı. Önden falan bayağı bir şekil araç. Bu hangi ülkenin de? Finlandiya. İsveç aracında olacakmış. Mesela İsveç'e gelecek olan bir etkinlik aracı. Diğer aracı da bakırız olmadı. Kazakistan hangi aracı gelecekti? Ona da bir hatta hızlıca bir bakalım. Çünkü Su-25'e bakmadık. Tahmini Sovyet dedik ama büyük ihtimal Sovyet'e gelir. Aynen. Bu Sovyet'e geliyormuş. Biz gene şu aracımıza bir dönelim. Bu da İsveç aracına gelecek olan etkinlik aracı. Şunun modifikasyonlara baktığım zaman normal mühimmatları da DM33 105'lik gayet iyi. İş yapabilecek araçlar 5 saniyede bir. Zırh olarak fazla bir zırh yok bu araçlarda. Daha çok flank atıp milleti linçleyeceğiniz araçlar diyebiliriz. Aa, şu şarjör kısmında kaç tane var? Dur, sayamadım. 9 tane alıyor. Güzel. 5 saniyede bir hemen de direkt buradan alıp sıkacak, alıp sıkacak. Daha sonra 9 tane mühimmat sıktığın zaman bunu asansörü yükleyecek, şey yapacak. Bir test sürüş yapalım bunu da, bir kısaca bakalım. Hareketleri nasıl, hızı nasıl? Hız zaten maksimum 100 dedi ama bir bakalım biz gene. Nişancı. Tekrardan hatırlatayım. Şu an stok olarak kullanıyoruz bu araçları. O yüzden DM30 falan atmıyoruz. Fazla bir delişi yok. Ama birazcık otogarı falan andırıyor. Gövdesi falan. Şu far yapısı. Bu da güzel kullanılabilir bir araç. Hani ben şahsen bu araçları satmam. Nedeni de şöyle söyleyeyim. Yıldız etkinliği gayet kolay yapılan bir etkinlik. Hani 48 saatte 40.000 puan kasamayan bilmiyorum ben kısacası. Bunları rahatlıkla kasıp alabilirsiniz. Satmaya değer mi? Değmez bile. Satsanız bile maksimum 30'da 40 gecik arasında değişir. Çünkü çoğu kişi yapacağı için bu araçlardan bayağı bol bol olacak. O yüzden hiç satmaya gerek yok. Hazır kasın, yapın. Açın alıcı, ağacınızda bulunsun. Bunlar İsveç ağacına da kasarsınız. Bir de tılsım bastınız mı mükemmel olur. Zaten İsveç'te bir tane premium araç vardı. CV olması lazım. CV'nin bir serisi. Tulpar'a benzeyen. O varsa onun yanına koyarsanız mükemmel bir set olur sizin için. Ayrıca şunu da belirteyim. Termali de gayet net ve 5 saniyede bir affetmiyor. Bu araç da halihazırda kullanılabilir. Şimdi bir hangara dönelim. Şöyle bir gelelim. Bir de ne varmış? Diğer araç olarak gemi vardı bir de. Şöyle bir gemiye de kısaca bir bakalım. Gemi de gelsin şöyle. İngiliz ağacında. Bu da gayet iş yapar. Bunu da İngiliz gemi ağacında kasarsınız. Şu XS'ye baktığınız zaman bayağı bir güzel gemi. Topları da iyi. Bunlar İngiliz ağacına kazandı. Oo, dur, uçak savar kaç tane topu var yardımcı kalibre? Bayağı var. Hava savunması da büyük ihtimalle iyidir bunun. Zaten şimdi bir test sürüşü de yaparız. Zırh olarak yanlarda zaten 228 falan var. Yani gemi için ideal. Şöyle kısadan bir bunu da test sürüş yapalım. İkinci sırada yok, torpido yüklemeye gerek yok şu an. Sadece test sürüşü. 281'lik topları var. Hatta bir modifikasyonlardan bakalım mühimmatlarımıza. Tabi stok olduğu için tekrardan bunları açmamız gerekecek. Bu mühimmatlara fazla bir iş yapamayız ama gemilerde bildiğiniz tanklardaki gibi
EPCBC mühimmatları kullanarak daha fazla iş yapıyorsunuz bu seviyelerde. Çünkü normal patlayıcı mühimmatlarla şu zırhları delmeniz imkansız gibi bir şey. Hemen bunu bir test edelim kısaca. Bir bakalım. Şimdi sadece uçağa defalsın. Şöyle söyleyeyim mi? Affetmez bu. Mürettebata bir de nitelik falan basın. Size kolay kolay uçak basamaz, yaklaşamaz. Şimdi gemiye çevirelim bu yardım silahları. De ufak bir bot yaklaşmaya çalışıyor diyeceğiz. Yaklaşamadan öldü. Kaptan gitti gibi bir şey. Bir ana toplarımıza bakalım. Şurada bir gemi var mesela. Zaten yardımcı toplar da onu sıkıyor. Şöyle tüm toplar hizalansın. Mesafeyi de ölçsün. Bir buna sıkalım. Şöyle dört. Yolladık bakalım. Tabii tam vuramadım. Şöyle yapalım. Biraz 4.65 değil de 4.64 deniz yap. Şimdi vururuz. Yani güzel. Gemi de yapılabilir. Şöyle söyleyeyim. Bu etkinlikte çöp araç yok kısacası. Bir de şöyle bir araç var. Bu araç hakkında kesinlikle şu an bilgim yok. Sıfır bilgi. Ama etkinlikte verileceğini tahmin ediyorum bunu da. Eğer siz de biliyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Hemen açayım göstereyim size. Şu araç premium olarak gözüküyor. Ya zaten 1.7 seviyesinde. Modifikasyonlara bakalım. Neleri varmış bunun. 50'lik topu falan var ama zevkli olabilir. Tekerlekli araçlar her zaman güzeldir bu oyunda. Zırh olarak fazla bir zırh yok. Bir test sürüş yapalım. Bakalım ne yapacak. Nişancı hazır. Değişik bir araç bu da. Bak şu cephaneler falan dışarıda. Uçakla bir pırt yapsanız direkt cephanelikten tek yer bu araç. Tipsiz ama belki. Bu aracı nasıl alıyoruz onun hakkında fikrim yok. Diğer 3 aracı yıldız fanıyla alabiliyoruz. Belki bu da yeni gelen premium araçlardan biri olabilir. Çünkü direkt gelir gelmez bu araçları bir test edeyim dedim. 8 Ağustos'tan sonra bu araçların etkinliğini yapabilip alabileceksiniz. Ama makineli tüfek yok zaten. Zaten mürettebat dışarıda. Şuradan çıkıp tabancayı sıksa al sana makineli tüfekçi. Ama güzel bir araç. Şunun bir hızına falan bakalım hangarda. Maksimum hızı kaçmış? 72 falan basıyor. İyi. 1.7 seviyesinde. Zaten Alman'da. Gençler size kısaca şöyle söyleyeyim. Bu Su-25'tir. Şunu bir açalım tekrardan. Daha sonra bu 105'lik CTCV'dir. Sonrasında şu o gemidir. Bunların hepsi etkinlikte alınabilecek güzel bir araçlardır. Hani sattığınız ile maksimum 30 gecinge satarsanız benim tavsiyem kasmanız kasıp satmanız yönünde değil. Bu araçları kendiniz kullanmanız. Çünkü 30 gecinge çöp edeceğinize bu araçları mis gibi kullanıp ağaçlarınızı kasabilirsiniz. Bu 3 aracı birazcık zahmetli bir etkinlik olacak. Yaklaşık olarak günlük 40K artık nasıl diyeyim 40K'yı mesela şöyle söyleyeyim 3 saatte de kasabilirsiniz 2 saatte de kasabilirsiniz o tamamen kişiden kişiye kalmış. Ama şunu söyleyebilirim, etkinlik başladığı zaman uçaklar için bomba atacak base bulamayacaksınız. Aynı şekilde tankçılar için yok edecek düşman bulamayacaksınız. Gemiciler için ise zaten zulüm.
Direkt puan kasmaya çalışacaksınız. Yani etkinlik haftası bayağı bir zorlu bir süreç olacak. 3 araçta, 3'ü de ben kendim için söylüyorum, ben onay verdim. Alınabilir ve kullanabilecek araçlar kesinlikle çöp araçlar değil. Bu sefer sağlam araçlara veriyor. Büyük ihtimalle gemiyi yapmazsınız ama tankla uçağı mutlaka yapın dostlar. Ve merak ettiğiniz bir şeyler varsa tekrardan yorum atabilirsiniz. Bu kısa bir bilgilendirme videosu oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sıra diğer videolarda.